E, Cansu Dere konuşalım. Cansu Dere çünkü ilk Bizi defa çok şaşırttı. Ilk defa Cansu'nun yüzü gülüyor. Biz ilk defa Cansu'nun dişlerini gördük. Normalde burada muhabir arkadaşlarımıza poz verdiği zaman Dizide bile hiç yüzü gülmeyen, dişlerini hiç Sürekli göstermeyen gerilen. Cansu İspanya'ya gitti. Bireysel başarı ödülünü alırken o kadar mutlu gözüküyor ki. Verdiği röportajlarda oraya televizyon programına da katılmış. Keyfi pek yerinde. İlk kez Cansu Dere'yi kahkahalar eşliğinde gülerek konuşurken görüyoruz. Gülebiliyormuş. Hayatımızda güle <laughs> gülebiliyormuş, konuşabiliyormuş. Çünkü arkadaşlarımız Boğaz hattında. Nişan taşında, İstanbul'un çeşitli semtlerinde, yani diyelim ki bir kafeden çıktı, restorandan çıktı ya da bir e, geceden, davetten çıkarken, hep böyle doğum gününden çıkarken. <laughs> Ama söz konusu böyle havalı bir yere gidince bir Tabii. Avrupa ülkesine sadece Cansu Dere değil bazı oyuncularımızın yüzünde gülücükler açıyor. Burada hiç konuşmayacakları şeyleri konuşuyorlar. Magazine çok güzel giriyorlar, çıkıyorlar. Magazine girmem diyenler duvar öğrenler. Tabii orada şakıyorlar. Onası bir de ben şuna da şaştım. Asık suratlı Cansu Dere yollarda öyle gezen Cansu Dere gülşen. Yollarda İspanya'da gülerek incitiyor. Evet atıyor. İspanya bu kadar mutlu ediyorsa buralarda ya da herhangi da ise, bir Avrupa ülkesi ne olur arada bir bazı oyuncularımız gidip bir Avrupa havası alıp geri dönsün. Mügeciğim buralarda ne <laughs> ya da oyuncular, biz oraya gidelim. Ya da biz oraya gidelim. Buralarda ne oyuncular var ne oyuncular biliyoruz ki tanınmamak için Hayranları onun adı tanımasın. Bir tane böyle bir imza atmasınlar, fotoğraf çektirmesinler diye öyle bir kapatıyorlar ki kendilerine. O şapkalar, gözlükler. Oraya gidince de herkes beni tanısın edasıyla yürüyorlar yollarda. Bu arada Can bir röportajında söylemişti. Ee, babası onu asık suratlı kızım diye severmiş. Pek evet, tamam fazla Siz yüzü gerçekten gülmüyor. Yapısı Tıpkı böyle. Victoria Beckham gibi. Victoria Beckham'ın da sayfasına bak. Gülerken bir ya da iki karesi vardır. Acaba, e eşi bile şaşırıyor. Acaba Victoria'yı da Türkiye'ye mi çağırsak? Lan bizimkiler oraya <gülüyor> gidince gülüyor gelebilir. O da belki buraya gelince güler. Müge Bilmiyorum. acaba yapısı pardon, yapısı öyle olabilir ama hani e, <laughs> bu kadar nasıl güzel gülüyor. Evet, bu kadar önemli işlere imza attıktan sonra bir gazeteci mikrofonu tuttuğunda da en azından hafif bir tebessümünde bir yeri vardır diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Çünkü şöhret bu, ünlülük bu sadece. E, oyunculuk performansıyla konuşulmuyor. E, Bu arada e, Cansu için o konuşma yaparken falan gerçekten fiziği zaten çok güzel. E, manken gibi fiziği var demişler. Herhalde unutuyoruz. Zamanla da geçin yıllar geçince zaten. Zaten kendisi eski bir model. Tescilli güzel. 2000 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştu. Birinci Yükselak ikinci Gamze Özçelik üçüncü de Cansu Dere olmuştu o yarışmada. Ee, diğer ikisi farklı yerlerdeler. Hı. İçlerinden hala. Gamze de ayrı, yani Cansu, yani da ayrı. Yani Cansu da hepsi. Şöyle bak şimdi şunu düşündüm. Yükselak, Gamze Özçelik ve Cansu Dere ne kadar güzeller ve seçildikleri dönemde yakıp yıkıyorlardı ortalığı. E şimdi bir Türkiye güzeli seçildiğinde ne kadar tartışıyoruz? O zaman tartışmazdık. Röportaj Hayır. yapmak için. Şimdi atmayalım. neyi tartışıyoruz? Artık... Estetik var mı yok mu? E, tabii hep Cansu ile ilgili de şu konuşulur. Burun estetiği olduğu konuşulur Cansu'nun. Evet bu kadar yıllar içinde bir burnunu yaptırdıysa gene Gülşen insanlar yüz nakli şey yok. geçirecek derecede şey e, estetik dolgu yaptırıyorlar. Cansu'yu kaç yıldır tanıyoruz kadının suratı hep aynı hiç değişmiyor. Acaba biz böyle çok fazla mimik jest kullanıyoruz yüzümüz gözümüz böyle çizgileniyor hafif kırışıyor. Acaba biraz Cansu gibi mi olmak gerekiyor? O... Çok mimik yapmıyor Cansu. Ha, oradan mı kazanıyor? <laughs> oradan kazanıyor. <laughs> böyle uyuyanlar var. Sağ sola yatmayanlar. Ee, Banu Alkan anlatıyordu Tabii. bize. Evet evet ama Banu Alkan'ın daldığı için yüzünde hiçbir şey yok. Şöyle yatıyorum diyor ve ben ondan sonra böyle yatmayı o kadar denedim ki hayır uyuyamıyorum Uyum. ben. Ama Banu Alkan'ın. Sırtım Alkan, ağrıyor. Alkan'ın. Sevgilisinden ayrılma nedenlerinden bir tanesiydi. Ölmüştük gülmekten bir de canlı yayında ortaya çıktı. <laughs> Niye dedik? Çünkü e, sevgilisi Banu Halkan'a dokunamıyormuş. Dokunma diyormuş. Evet. Hani bozulurum. <gülüyor> <gülüyor> bozulurum dokunma. <laughs> Daha fazla ileri gitmeyeceğim. Evet lütfen Anladım gitme. Işte? Lütfen gitme. <laughs>